Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde tüketici güven endeksi Eylül ayında 79,7 seviyesinde açıklanırken bu dönemde hanenin yani hane halkının maddi durum beklentisi gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi artarken dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma beklentisi ise aynı kaldı. Dün FED kararı öncesi borsalarda satış baskısı korunurken kapanışa yakın küresel borsalarda yükselişe paralel sert alımların geldiğini gördük. Borsa İstanbul 100 Endeksi dünü %1,58'lik değer kazanarak 1407 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 11,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,83 ile metal ana sanayi olurken en fazla kaybettiren sektör ise %1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları oldu. Dün özellikle dikkat çektiğim bankacılık endeksi önemli destek bölgesi olan 1237 seviyesinden yükselirken günü %2,26'lık yükselişle tamamladı. Dolar Türk lirasında ise 8,60'ın üzerinde hala alıcılı görünümünü koruduğunu söyleyebilirim. Bugün gözler yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Enflasyonun faizin üzerine çıkmasının ardından piyasalarda acaba faiz artırımı olur mu derken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamalarda bundan sonra baktıkları enflasyon göstergesinin çekirdek enflasyonu olduğunu ve onun da düşüş eğilimine gireceğini söylerken faiz indirimine kapı araladığını görmüştük. Mevcut faizlerin %19 olduğu ortamda çekirdek enflasyonun ise %16,76 bölgesinde gelmesi bekleniliyor. Önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle enflasyonda geri çekilmeleri görebilecekken ancak bu beklentiyle küresel ekonominin faiz artırımına gittiği süreçte yapılacak olan faiz indiriminin piyasaya sert yansımalarına görebiliriz. Ben faizlerin 19 seviyesine sabit bırakılacağını düşünüyorum. Faizlerin indirilmesi halinde kurda yükselişlerin hızlanması normal bir seviye olarak karşılanırken faiz indiriminin borsaya olumlu yansımasını bekliyorum. Ancak artabilecek kur ileride maliyet artışlarına ve enflasyona neden olacağından bu etki borsa üzerinde izlenmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün merakla beklenen kararlar açıklandı ve FED faizleri sabit bırakırken 120 milyar dolar olan varlık satın alım programının devam ettirileceğini söyledi. FED faiz kararını 11'e karşı 0 oy ile karar alırken FED açıkladığı projeksiyonda 2021 yılı büyüme tahminlerini %7'den %5,9'a indirirken işsizlik oranını 2021 yılı için %4,5'tan %4,8'e çıkardı. 2021 yılı için PCE enflasyonu %3,4'ten 4,2'ye çıkarken çekirdek enflasyonda ise %3'ten 3,7'ye revize etti. FED bu yıla ilişkin faiz projeksiyonunu korurken 2022 yılı için %0,1'den %0,3'e, 2023 yılı için ise %0,6'dan %1'e yükseltti. FED'den ilk faiz artırımı 2022 yılında beklenirken 2022'de 9 üye faiz artırımı beklerken geçen toplantıda ise bu sayı 7 üyeydi. 2023 yılında ise bir üye haricinde bütün üyeler faiz artışını beklemekte ve Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda ekonomik büyümenin devam ettiğini ve aşılama çalışmalarının ekonomiye büyük destek verdiğini kaydederken, Başkan Powell, Delta varyantının son aylarda ekonomiyi yavaşlattığını dile getirirken, hane halkı harcamalarının yılın ilk yarısında çok güçlü olduğunu, ancak Temmuz ve Ağustos'ta artan vaka sayıları nedeniyle de yavaşladığını vurguladı. Başkan Powell, enflasyonun geçici faktörlerden kaynaklandığını yenilerken, bazı malların arzında darboğazın devam etmesinin enflasyonu beklediklerinden yukarı görme potansiyelini artırdığını ve muhtemelen 2022 yılının ilk çeyreğine kadar yüksek enflasyonun devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Başkan Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de %2 ile uyumlu olduğunun altını çizerken, tahvil alımlarının pandemi başında çok işe yaradığını, komitenin hedefleri yolunda tahvil alımını sabit tuttuğunu belirtirken, varlık alımlarının azaltılmasının çok yakında olabileceği ifadelerini vurguladı. Dün akşamki söylemlerinin ardından bu yıl kalan iki toplantıda varlık alım programının azaltılma ihtimali oldukça yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell gelen sorular üzerine ekonomisinin rayında ilerlemeye devam ettiğini görürsek varlık alımlarının azaltım gelecek yılın ortasında tamamlanır ifadelerini kullanırken Başkan Jerome Powell'ın maksimum istihdamda test var. Aralık ayından beri işsizlik oranı azalıyor. Bu tahvil alımı ve faiz artırımı için olumlu görülürken ancak istihdam tarafı tam olarak istediğimiz düzeye gelmiş değil derken Fed üyelerinin çoğu varlık alımında azaltım için istihdam hedefinin de yakalandığı düşüncesini vurguladı. Ayrıca varlık alımlarının pandeminin başındaki kadar kullanılmaya elverişli durmadığını ve bu yüzden yakın zamanda sonlandırabileceklerinin altını çizerken Powell varlık alımının azaltımının testinin faiz artırım testiyle karşılaştırılmaması gerektiğini, faiz artırım testinin çok daha büyük bir test olacağını vurgularken Powell borç tavanının yükseltilmesinin çok önemli ve zamanlamasının çok iyi ayarlanması gerektiğini dile getirirken Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir durumda temerrüte düşmemesi gerektiğini, federal borçlanma tavanının artırılmamasının ekonomiye ağır hasar verebileceğini, finansal piyasalardaki oynaklığın çok yükselebileceği uyarısında bulunurken Fed ve Powell'ın açıklamaları sonrası piyasa kısa vadede dengede tutmaya çalışılırken orta ve uzun vadedeki görünümünün de bozulduğunu gördük. Faiz artırımının daha yakın vadeye kayması ve faiz miktarındaki artışın daha fazla beklenilmesi küresel bazda doların hakimiyetini biraz daha güçlendirmiş durumda görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de stabil hareketlerini sürdürmesi bu sabah %1,33 seviyesine işlem görmesiyle %1,37'nin kırılması halinde piyasada doların sert yükseleceği bir dönemin başlanması muhtemel. Ayrıca dolar endeksinde de artışın devam ettiği görülürken ancak dolar endeksinde de kritik bölge olan 93,44 seviyesi henüz kırılmış değil. Dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları Fed'in tapering'e gitmemesi nedeniyle günü alıcılı bir seyirde tamamladı. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin 93,44 seviyesini kıramaması, Euro dolar paritesinde de kritik destek bölgesi olan 1,17 seviyesinin üstünde tutmasını sağladı. Paritede aşağı yönlü baskı devam ederken doların küresel bazda güçlenmesiyle satışların devam edeceğini düşünüyorum. Euro, Türk lirasında ise 10,05'i kırmasının ardından yükseliş eğiliminin sürdüğü görülürken Avrupa borsaları da küresel piyasalara ayak uydurarak Fed'in teperrenge gitmesini kısa vadeli olarak pozitif karşılarken Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Fed piyasa beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken önümüzdeki toplantıda varlık alım programının açıklanmasının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerken bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı ile fiyatlamalardaki oynaklıklar artabilir. Piyasa beklentilerine göre faiz oranının sabit bırakılması beklenilirken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,70 ve 8,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı döviz kuru üzerinde oynaklık yaratırken piyasa beklentisi faiz oranlarının sabit bırakılması yönünde. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Gündüz 3. çeyrek ile birlikte güçlü büyüme rakamlarına ulaşılacağını belirtirken enflasyondaki yükselişin üzerinde yukarı yönlü risklerin olduğunu kabul etti. Euro, Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,25 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Fed faiz oranlarını sabit bırakırken varlık alım programının önümüzdeki toplantıda gerçekleşmesinin konjektürel gelişmelerle birlikte açıklanacak olan veriler sonrasında kesinlik kazanacağını da vurguladı. Fed yetkilileri kararları oy birliğiyle alınırken 2022'de faiz artışı bekleyenlerin sayısı da 7'den 9'a çıktı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1730 ve 1,1750 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1685 ve 1,1660 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentinin oldukça üzerinde 6 milyon varil azalış gösterirken gerçekleşen stok rakamlarının ardından petroldeki seyrinde korunması bekleniliyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 76 dolar ve 76,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. yaşanan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir serin oluşması durumunda ise 75 dolar ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.